Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvan.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sizlerden beğeni ve abonelik bekliyoruz çünkü ailemiz hızla büyüyor. Sakın siz de geride kalmayın. Şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar günün haberleriyle başlayalım. Sanırım uzun bir video olacak. E, haberlerden de ziyade bir de kısa kısalar var. Bilmiyorum nasıl yapacağım, nasıl yetiştireceğim ama sizlerden biraz sabır bekliyorum. Konudan konuya da atlayacağımı tekrar tekrar belirteyim arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar AYK Dinamo Zagreb maçı öncesi bir taraftar hayatını kaybetti. Ee, hani Şampiyonlar Ligi 3. Önerleme turunda oynanacak AYK Dinamo Zagreb maçı öncesinde istenmeyen olaylar maalesef meydana gelmiş ve taraftarlar arasında yaşanan bir çatışmada bir kişi hayatını kaybetmiş. Şampiyonlar Ligi 3. Önerleme turunda. Hani ben öyle saatlerinde çekiyorum videoyu. 9 taraftar yaralanmış en az. Yunan polisi 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak, 1 Arnavut tarafının Arnavut taraftarın tutuklandığını açıklamış. Dinamo Zagreb açıklama yaptı. Hani maç ertelendi, iptal olduğu gibisinden şeye e, seyircisiz oynanacağını açıklamış. Hırvat taraftarlarının Yunanistan'a gitmemesi istenmiş. Olaylar peki nasıl başlamış? 100 Dinamo Zagreb taraftarının yasak olmasına rağmen maç için kara yolunu kullanarak Yunanistan'a gittiğini ve planlı bir şekilde hareket ettiğini söylemiş. Hocam bizi alakadar eden kısım, bizi alakadar eden kısım şu. Dinamo Zagreb'de bir kaleci var. Biz o kaleciye taliptik. Uzatıyorlardı, uzatıyorlardı. Şampiyonlar Ligi elemesi falan filan cart curt diye. Umarım her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edilir. Yerine Fenerbahçe'yi alırlar falan diyormuşum. Yani ee... geçiniz ya. Yani geçiniz. Çünkü bu iş biraz karışık bir iş. Biz çok uğraşmayalım. Koç 02 uçağı. Koç 02 önce Yunanistan'a gitmiş sonra İngiltere'ye gitmiş. Ben şöyle bir cümlem var. Yalansa yalan diyebilirsiniz. Koç 02 transfer uçağıdır. Diğer uçaklar kiraya verilebilir ama Koç 02 nereye giderse dikkatli takip edin diye sözümün arkasındayım. Burak Kapacak. Samsun Spor yolcusu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için girişimlere başladı. Ve bu sosyal medyanın da gündemine geldi. Ee, 2021 yazında 1.350.000 Euro'ya Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ama o beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Karagümrük'te de kiralık oynadı ama durum bu. Samsun Spor olayı gerçekleşirse benim çok çok önce suyu duyum gerçekleşmiş olacak. Emre Demirdağ keza Kocaeli Spor olursa. Belli mi olur? Belki Nazım Sangare'de Pendik Spor olur. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Fenerbahçe genç golcünün peşinde. Hangi genç golcü? Bir taraftan dünya cönünü transferler. Bir taraftan rotasyon futbolcuları. Bir taraftan taraftarla uğraşma. Bir taraftan seyirciyle uğraşma. Bir taraftan sosyal medyayla uğraşma. Derken Fenerbahçe Arda Güler'i gönderdi. Bartu Elmaz'ı aldı. Bu arada Bartu Elmaz'ın Perşembe günü oynama ihtimali var. Bilginiz olsun ama sanlıyorum. Ee, Alman ekibi Jungbergen gerçi ben böyle sanmıyorum deyince kesin oluyor o da. Jungbergen 17 yaşındaki oyuncusu Can Yılmaz Uzunu listesine aldı diyor. Bir dönem Galatasaray'da ilgileniyordu. Ben hatta Galatasaray aldı diye biliyorum bu çocuğu ama hani sosyal medyadaki finolar bilinçli yapabilir bunu. Hani bak Fenerbahçe ilgileniyordu da Galatasaray aldı deyip ortalığı karıştırabilirler. Alman devi Bayern Münih'in de temas halinde ancak Fenerbahçe elini çabuk tutup Can Yılmaz'a forma gidirmeyi düşünüyor. 1.86 boyunda forvet ve 10 numarada forma giyebiliyor. Geçtiğimiz yıl kendi yaş grubunda 15 maçta 15 gol attı. Geçtiğimiz hafta sonunda Bundesliga 2'de oynanan Hannover maçında iki kez ağları sarstı diyor. Benim ulaşabildiğim bir duyumum yok arkadaşlar. Yani bu transfer için bir şey diyemem. Bana gelen herhangi bir duyum yok. Kimsenin de aklına girmek istemem. Fenerbahçe Merih Demiral için pusu da bekliyor. Bunun için çok konuşurum. Şimdi operasyonlar sürüyor. Transfer sezonu sürüyor. Bugün 8 Ağustos. 15 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. Yani bir ay bir hafta sonra. Çok geç kaldık hocam. Çok geç kaldık. Diyenleri anlamıyorum o yüzden. Bir ay beş gün sonra transfer sezonu bitiyor. Şimdi Kanarya görüşmelerde aceleci davranmıyor. Merit Demiral için adeta şeyler yapma peşinde Fenerbahçe. mali açıdan anlaşabilmek için uğraşıyor. Perşembe günü Maribor maçımız var. Hazırlıklar sürüyor. Ve galibiyet alınması sonrasında da diğer maç için avantajlı skor elde etmek Fenerbahçe'nin hedefi. Ali Koç, Kurmayları, İsmail Kartal artık raporlar istiyor. Artık transferler istiyor. Bakın arkadaşlar. Merih Demiralılar ile ilgili size daha önce ne dediysem şimdi okuyacağım yerde hepsi var. Hepsi var. Atalanta'dan ayrılması artık kesin gözüyle bakılan Merih transferde önceliği Inter'e vermiş durumda. İtalya'da kalmak isteyen Merih Milano temsilcisi kendisi için Atalanta yapacağı resmi teklifi bekliyor. Ancak diğer taraftan altyapısının yetiştiği Fenerbahçe'de teklifini ilettim. 25 yaşındaki stoper için Atalanta en az 20 milyon euro istiyor. Inter'da bu rakamları vermeye sıcak. Bakmıyor. Transferde eğer Merih anlaşamazsa Fenerbahçe kiralık da olsa transfer etmeyi hedefliyor demiş. Yani bu aslına bakarsanız bu kanalda konuşulan duyumların e, birkaç gün sonra sirayet etmesi. Birkaç gün sonra sirayet etmesi. Fenerbahçe'de Mici Bacuayi kararı ortaya çıktı. Şimdi Bacuayi aslında Fenerbahçe'nin yönetiminin elini kolunu bağlayan bir olay. Satsam bir dert satmasan 2 dert. Yani satsan bir dert, satmasan 2 dert. Satar gibi yapsan 3 dert. Ve garip yani. Gerçekten garip. Tam duruyor, duruyor, duruyor. Tam zamanında bir teklif geliyor. Yani tam zamanda bir teklif geliyor. Enteresan oluyor o da. O gelen teklif alt üst ediyor. Bütün transfer şeylerini, yani bütün transfer duyumlarını, bütün transfer harekatını alt üst ediyor. Batshuayi normal şartlarda Fenerbahçe'de kalacak bir oyuncu idi. Ama öyle bir teklif geliyor ki aklın hayalin duruyor. Şimdi ay ile ilgili Fenerbahçe kararını vermiş. Ve yerini doldurmadan satmak istemiyormuş arkadaşlar. Uzun lafın kısası bu. Hani yerini doldurmadan gitmesine izin yokmuş. Öyle anladım. Edince kod... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aklıma gelmişken belirteyim. Hocam Sabah akşam kap veriyorsun, duyum veriyorsun da ne gelen var ne giden diyen zeka özürlü arkadaşlarımız için sayıyorum. Fenerbahçe'mizin bu sezon şu ana kadar yollarını ayırdığı oyuncular. Arda Güler, Thiago Çukur, Ertuğrul Çetin, Atilla Selayi, Buruma 5, Rossi, Berisha, Valencia, Samatta, Cao Pedro 10. 10. Fenerbahçe'mizin şu ana kadar yollarını ayırdığı 10 oyuncu. Anlaştık mı? Gelenleri de sayalım. Edin Dzeko, Tadiç, Kent, Şimanski, Bekao 15 etti. Ciko, Umut Nayır, Bartu Elmaz, Mert Müldür, Mihazayt'i da sayalım. Sonuçta sözleşmesi uzatıldı. Etti sana 19 artı 1. Yani ne gelen var ne giden diyen sahtekarlar 20 kişinin gelip gittiğini herhalde mağarada yaşadıkları için görmüyorlar. 20 kişi gelip gitmiş daha transfer sezonunun bitmesine bir ay 5 Ya bir ay 7 gün var. Ve ben size ne dedim? Sirkülasyon 24'ten fazla olacak. Israrcıyım. Hatta ben size daha da abartayım mı? 28'i de geçecek. Belki 30'a da varabilir. Gelen artı giden. Ya. Cinevachua'ya yurt dışından ciddi teklifler var. Lens teklif yapıyor, Roma teklif yapıyor. 10 milyon euro'ya kadar çıkıyor Lens. Yıllık 2 milyon euro öneriyor ama Batshuayi bizden 3 alıyor. 3 aldığı için de pek fazla gitme pek fikrinde değil. Ancak Fenerbahçe'de şunu düşünüyor. Ulan geçen sene iyi bir performans sergiledi. Yedekten girdi falan filan ama bu sene aynısını yapar mı diye. Tam bunu düşündüğü sırada da iki, bir maçta 2 gol birden atıyor. İlk 45 dakikada ben açık söyleyeyim. Zimbru maçının ilk 45 dakikasında ben dedim ki Batshuayi o gitmek istiyor. Daha da dolanıyor. İkinci yarı Batshuayi 2 iki gol birden attı. Şimdi eğer A plus bir oyuncu alacaksak yani A plus bir oyuncu alacaksak Fenerbahçe'ye ve bu A plus Corvette, Cekon'un arkasında kalmayı dert etmeyecek. Kütürük eriği gibi top oynayacak ve maliyeti düşük. E, ee, Batshuayi'den gelen parada kar olarak kulübe kalacaksa hiçbir şey demem. Olabilir derim. Ama mesela Batshuayi'yi gönderip de Serdar Dursun'dan devam edeceğim dersen iş karışır o zaman. O zaman hiç karışır. Yani eğer Batçuay'ı gönderiyorum. Umut Nair, Serdar Dursun, Edin Ceko yeter bana. Ben pivot santraforla iş yapacağım dersen işte o zaman o iş sakat. Valla kararı düşünceyi size bırakıyorum. Ne dersiniz? Kaça satılmalı? Mesela ben 15-16 olursa satılmalı diyorum. 15-16. Kulübün de bir menfaati var. Kulübün menfaatinde düşünmek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Hatta ben daha da abartayım. Atçuayı 15-16'ya satıp bir tane forvet kiralayabilirsin. Yani son dönemde borundan düşmüş. Birini de kiralayabilirsin. Çünkü Cekon'un arkasında kalacak vesaire vesaire. Fenerbahçe için Jorginho iddiası. Declan Rice transferinden sonra arka plana düşen Jorginho. Manchester City maçında kadroya alınmadı. Brezilya basını da teknik direktörü sildi. Fenerbahçe ile görüşüyor haberini paylaştı. Fenerbahçe geçen hafta temas kurmuş ama hiç kurmamışız. West Ham'dan 23 yaşındaki Declan Rice'ı gösterişli şekilde kadrosuna katmışlar. Ben de PES'te dün aldıydım. Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusunu göndermeyi düşünüyorlarmış. Jorginho iki gün önce kadroda olmayınca gözler, dikkatler buraya çevrildi. Brezilya basını İngiliz orta sahaya 117 artı 5 milyon avro ödeyen Arsenal teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Jorginho'nun maaş yükünden kurtulmaya niyetli diyor. Hani Brezilya basını da Arsenal'de garantisi yok. Arteta onu silmiş gibi diyor. Euro 2020'ye damga vurmuştu falan filan. Arkadaşlar ben özellikle ve özellikle Jorginho'ya ilgili duyumlar soruyorum. Hiçbir duyum alamıyorum. Bugün sabah bir tane bir duyumcu kardeş şey yazmış. Jorginho'nun temsilcisi İstanbul'da demiş. Şimdi Jorginho'nun temsilcisi İstanbul'da ise Demek ki transfer görüşmesine geldi. Ama başka biri de ne yazmış? Jorginho'nun temsilcisi zaten İstanbul'da yaşıyor. Hatta eşi de Türk demiş. Yani bak birinin söylediği doğru, Jorginho'nun temsilcisi İstanbul'da. Öbürünün söylediği daha da doğru. Çok garip değil mi arkadaşlar? Ama transfer sezonu bu. Transfer sezonunda iddialar çok olur. Gelen giden sayısı çok olur hani. Ben 20 kişi saydım. Sosyal medyaya göre 750 kişiydi o. Yani bir gün Yağız Savuncuoğlu birini çıkartıyor. Öbür gün başka biri birini çıkartıyor. Öbür gün başka biri. Şu an ilgilenilen alınmak üzere olan 4-5 tane futbolcu var. E gitmesi muhtemel 10 tane futbolcu var. Kadro şişik. Bunun inmesi lazım. Yani manyak manyak işler ya. Bakalım ne olacak. Edince odan transfer telefonu Fenerbahçe'ye gel. Bu haberi ben bildiğinizi düşünüyorum. Bu haberi daha önceden biliyorsunuz. Yani 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önermişiz. Rade kurun içe. Edince Goda vatandaşı için çalışıyor diyor. Telefonla görüştü. 3 kez aramış. İtalya'dan Milan'dan 1, 1 milyon euro civarında net ücret kazanıyormuş. 1,5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme. Bon servis için 10 milyon euro istiyor. Diyor. 10 milyon euro isteyen Milan'a 7-8'e çekmeye çalışıyoruz diyor. Bu da doğru. Gedinceko telefon açtı. İstanbul'a getirmek istiyor. Geçen sezon 34 maça çıkmış tüm kulvarlarda. Bir gol bir asist yapmış. Fenerbahçe getirmek istiyor. Yani arkadaşlar herhangi bir gelişme yok. Üyeler de bana ikide bir de soruyor. Bugünün duyumu ne? Bugün duyum geldi mi? Duyum var mı? Bugünkü duyumlar neler? Bak bize duyum ver. Duyum istiyoruz falan. Ya yok. Olmayınca neyi vereceğim? Fenerbahçe'ye Emre Mor'dan kötü haber. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile maç yaptı. O maçta Emre Mor sakatlandı o kadar güzel iletişim örneği var ki kulübümüzde. O maçtan iki hafta sonra bugün Emre Mor'un sakatlığını biz öğrenmiş oluyoruz. O da nereden öğreniyoruz? Sözcü gazetesinin haberine göre. Sözcünün haberine göre yapılan tetkiklerde stres kırığı tespit edilmiş. En az bir ay yok. Şimdi internete girelim. Yazalım. Stres kırığı nedir? Tekrarlayan fiziksel aktivitelerin sonucunda kemiklerde görülen çatlaklara ve ufak çaplı kırıklara denir. Sağlıklı kemiklerde sürekli tekrarlanan yüksek enerjinin hareketlerinin sonucunda kemiklerin hareket yönünde en yüksek kuvvete maruz kalan bölgesinde çatlaklar şeklinde kendini gösterir. Ne kadar sürede iyileşir? Stres kırığı için ortalama 8 haftalık bir iyileşme süreci gerekebilir. Tam iyileşme sağlanmadan aktivite yapmak daha büyük bir kırığa sebep olabilir. Kendiliğinden geçer mi? Kendi kendine iyileştirmiş yapılan aktivitelerin geçici olarak sonlandırılması sonrasında. Peki stres kırana ne iyi gelir? Kadıköy Sokak YouTube kanalına abone olmak, videoları beğenmek, sonuna kadar videoları izlemek iyi gelirmiş. Emre Morç bunu yapsın. Şimdi 26 yaşındaki oyuncu 40 bölgesi alçıya alınmış en az bir ay sahalardan uzak diyor. Bak en az bir ay. Arkadaşlar geçen sezon 41 maça çıkıp 6 gol 3 asisti var biliyor musunuz? Çok garip değil mi? Bana sorsanız 2 golü falan vardı derim. Asist iki tane falan ancadır derdim. Maç 26 Temmuz günü. Bugün 8 Ağustos. Hani şöyle tek tek saymaya gerek var mı bilmiyorum. Ya da sayalım. 26, 27, 28, 29, 30, 31. O aydan 6 gün, 8 günde buradan 14 gün. Yani 2 haftalık bir süreç. Şimdi bir ay sahada uzak kalacaksa 2 haftası geçti. Kaldı 2 hafta mı? Yoksa 2 haftası geçti. 1 ay daha mı? Bunu da herhalde kulübümüz açıklar diye düşünüyorum. Kulübümüzün zaten en saçma hareketleri de bu zaten. Ya kardeşim açıkla gitsin. İletişimde ciddi problemin var senin Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. İletişim çok ciddi problem Fenerbahçe'de. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Her şeyden haberdar olmak istiyoruz. Bak bir şey söyleyeyim. Benim bile burada video çekmem aslında yanlış. Bize ne gerek var? Kulüp kendi duyumunu kendi vermesi lazım. Vallahi bak bana ben duyumcu de değilim arkadaşlar. Ben gelen aktarıyorum. Hani kulübe yakın kaynaklarım şunu dedi diye. Bu da yanlış bak. Kulübün Bak Galatasaray nasıl yapıyor? Bütün spor medyacı, medyacıların hepsi WhatsApp grubunda. Yukarıdan emir geliyor. Şunu paylaşın. Yaz. Mesela TT transferi. Nevzat Dindar adlı Dinda, Dindar mı değil mi size bıraktım arkadaş 22.43 Galatasaray TT ile her konuda anlaşmaya vardı. Bakın 22.43 22.43 İmza parası 8 milyon euro, yıllık ücret 4.5 milyon euro. Sonra muhtemelen ve muhtemelen ayar yedi 22:43 tam 18 dakika sonra 23:08 Nevzat Dindar imza parası 3.5 milyon euro, yıllık ücret 2.8 milyon euro. İmza 8'den 3.5'a düşüyor, yıllık ücret de 4.5'tan 2.8'e düşüyor. Ve siz de bunları dindar diye izliyorsunuz. Şey, Nevzat dindar diye izliyorsunuz. Ne kadar omurga. Beştaş, Getson... Getson... Neydi lan? Son Rodriguez miydi? Getson Fernandez miydi? Getson için diyelim. Beştaş, Getson için Monaco'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi reddetmiş. Sizin teklifinize Monaco? Sizin teklifiniz ne Monaco demiş. 30 milyon yere demiş. Ya yürü git Monaco demiş. 30 milyon euroyu kabul etmiyoruz. 50 milyon euroya satmak istiyormuş. Şimdi Monaco 30 milyon euro teklif etmesi palavrasına mı gülelim? İstemeyiz. Yan cebimize koyun palavrasına mı gülelim? 50 milyon euro beklenti saçmalığına mı gülelim? Nereden bakarsan bak. Bu haberi yapan kişi sentetik ya da selülozik bir içecek içerek haberini yapmışa benziyor. Yani 50 milyon euro. Hocam dün sen ne dedin? Dün ben dedim ki Türkiye'de 30 milyon euronun üstüne çıkacak transfer yok. Bir tek Ferdi Kadıoğlu 30 eder. Başka hiç kimse etmez. Sözümün hala arkasındayım. Hala kimse etmez. Hocam ama Zaniolo var. 15 artı 5 şampiyonluk bonusu. Şu an 20 vermiş durumdalar. Oynadığı maç sayısı artınca da bir 10 daha verecekler. O yüzden olabildiğince oynatmamak istiyorlar. Belli bir sayıya çıkınca 10 milyon euro bonus verecekler. O yüzden oynatmamak istiyorlar. Sakat diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Satmaya çalışıyorlar. Şu anda 20 milyon euro Galatasaray'a girmiş durumda. Herhangi bir transfer. Bugün 20'ye satsalar 10 milyon euroya harcama yapabilecekler. Onu direkt kesilecek. Kaldı ki zaten eksideler. O da ayrı bir mesele. Durum böyle. Bunlara menajer demiş ki 15 e alın ben yazın 30'a satarım. Hem de Juventus'a Milan'a Inter'e satarım. Merak içinde bekliyorum. Transfer cezası alan ee... Hile hurda yapan Juventus 30'a alacak mı? Milan Inter 30'a kayıp alacak mı? Merak içinde bekliyorum. Selamun aleyküm aleyküm selamlar. İtalyan milli takımına aldırdıkları oyuncu. Bakalım neler olacak. İnşallah satamaz ellerinde patlar. Ben çok merak içinde bekliyorum. Tete, Zaha, Zaniolo, Kerem, Yunus, Barış Alper. Yani bakalım kaç türkü birden oynatabilecekler. Kaçını zapt edebilecekler. Kavgaların önüne geçirebilecek mi? Yıllık ücretler maaşlar zamanında yatacak mı? Ben merak içinde bekliyorum. Hocam çok iyi kadro kuruyorlar. Size göre öyle. Ben realist bir adam. Ben işin gerçek tarafına bakıyorum. Bak Fenerbahçe'de transfer için bu hafta kritik hafta. Niye kritik hafta hocam? Ne bileyim niye kritiksiz siz söyleyin. Hafta pazartesi günü resmi maçımız var. Ligde. Bak pazartesi günü yani yaklaşık bir hafta sonra. 6 gün sonra. Bugün transferi yapsan 6 gün sonra o maçta oynatamazsın. Geçeceksin onu. Bir sonraki maçı hedefleyeceksin. Bugün transfer yapsan bir sonraki maçta oynatabilirsin. İki Avrupa maçında oynatamayacaksın. Bugün ya da yarın gelirse listeye ekleyip bu maç olmasa da diğer maç oynatabilirsin. Bu da riskli. Kritik hafta. Rade hiç Milan forması giyiyor orta saha pozisyonu. Kurun için vatandaşı bu edince bu aradı sordu. Aksiniz. Ekambi. Ekambiden dün haber gelecekti arkadaşlar. E, duyum kaynaklarından herhangi bir gelen gelişme yok. Ama Ekambi e, en son bir Arap kulübüyle görüşüyordu. Hayırlısı olsun bizim için hayırlısıysa inşallah bize gelir değilse gelmesin. Mesela taraflara, taraflara el sıkışmış durumdaydım. Haber bekliyorum. Nicolas Dominguez. Artık bıktım. Vallahi bıktım. Ben duyumunu veriyorum. Bir çeşit oluyorum. Vermiyorum. Daha bir çeşit oluyorum. En az kurun kadar istiyoruz. Sözleşmesinin son senesinde. 25 yaşında ama 10 milyon euro transfer market değeri var. Yıllık ücreti 800 bin euro. Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus içeren 10 artı 2 teklif verdi. Yıllık ücreti düşük diyor. Cengiz Ünder. Bakın hiç kimse Cengiz Ünder'i konuşmuyor. Böylesi daha hayırlı. Onu da söyleyeyim. Konuşulmaması çok daha hayırlı. Çünkü Cengiz konuşulmasın. İş daha da kolaylaşsın. 15 milyon euro peşin para bilmem ne falan filan. Hep birlikte bekliyoruz arkadaşlar ne olacağını. Ve ortada böyle bir durum var. Şimdi giden oyuncuları konuştuk. Şunlar şunlar gitti dedik. Şunlar şunlar geldi dedik. 20 kişilik bir sirkülasyon. Hocam peki sence bize açık ol. Ali yalakalığı yapma. Sence ne almalıyız? 6 8 sağ kanat Bak 6 8 sağ kanat ben kaleci almam. Batshuayi giderse bir forvet daha alırım. İyi e forvet alırım. Ekran bir de bonusu olsun. Hocam sen kimi alırsın? Mesela Wilfred Endidi. Arkadaşlar Endidi için bir şey söyleyeceğim. 12.5'u alma imkanımız olsa okey misiniz? Ben okeyim. 12.5 milyon euro. 5 taksit 2.5 2.5 2.5. Okey misiniz? Ben okeyim. Endidi'yi alırım 1. Nicolas Dominguez'i de 12'yi alırım. 2. Bak Endidi Dominguez 2. 24.5 milyon para verdim. Cengiz Ünder'i 10'a alırım. 34.5 milyon euro. Ha, hepsini de taksitlendiririm. 34. Ekambi bir 2 diyorlar. 30, buçuk diyelim. 34 36. Hani kolay olsun. 36. Bat şu ayı giderse mesela Alfredo Morelos tam karşılamaz bence. Hadi 10 milyon euro ya da oraya bir forvet alalım. 34.5. Ya da kira alayalım. 34 milyon euro. Bon servis bedeli harcayalım. Ale Türk. Ferdi Türk. Cengiz Türk. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu benim şahsi fikrim şöyle bir kadro. Altay, Osayi, Bekao, Ciku, Ferdi Kadıoğlu. Endidi, Nikolas Dominguez, Şimanski'li bir orta saha. Cengiz Ünder sağda, Tadic solda, Edin Ceko forvette böyle bir kadro. Ben bu kadroyu okey. Şimdi değişen futbol kuralları. <laughs> Haberiniz var mı bunlar? Bazı kurallar değişmiş. Mesela yedek kulübesinde teknik adamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta duracakmış. Galatasaray için dezavantaj. Eğer kural uygulanırsa. Çünkü teknik adam dışında bir kişi ayakta. Yani teknik adam sadece bir kişi ayakta duracak. Ben şunu da merak ediyorum. Teknik adam yabancı olunca nasıl olacak? Yani o şeyi yabancı teknik direktörün tercümanı yanına gelmeyecek mi? Çok merak ediyorum. Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak. Aksi davranışlar dördüncü hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacak imkansız. Galatasaray yedek kulübesi özellikle iç sahalarındaki maçlarda hakeme itirazdan yerine oturmayan bir kitle. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek. Oldu canım, hiç yine zannetmiyorum. Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kartla cezalandırılmayacak. Bakın bu kural ee, bir sezon boyunca konuşuruz o kadar aptal o kadar cahil o kadar zır cahil insanlar var ki şu kural değişirse bu şekilde gerçekten yürürlüğe girerse anlatmak için 30 haftamız geçecek demedi demeyin. Kaleye şut çekti futbolcu elle kesti sarı kartla cezalandırılmayacak. E ne olacak free kick falan filan. Hocam o zaman orta sahada en ufak dandik pirelle oynamaya da sarı kart verilmez. Ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarda bu durum geçerli değil. Kaleci gibi uzayan eller. Şimdi şutu çekti benim elim şu şekilde yanda duruyor şöyle. Çarptı buna kart yok. Şutu çekti elim açık buna kart var. Anladınız mı? Benim anladığım bu. Umut vaat eden atak. Elle kesme kartla cezalandırılacak. Kontra atak çıktı elle kesti. O sarı kart. Ama kontra atak çıktı. Orta açtı ile kesti. Penaltı ama sarı kart yok. İki kez ceza verilmeyecek. Ayaktan seken top. Ayaktan seki bele çarpan top umut vaat eden bir pozisyonda değilse ihlal sayılmayacak devam denilecek. Umut vaat eden pozisyonsa cezalandırılacak. Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Ceza sahası içindeyim şutu çektim. Rakibin ayağından sekti eline değdi. Penaltı mı değil mi? Penaltı hocam. Umut vaat eden atak değil mi? Top avuta doğru gidiyor. Umut vaat eden atak sayılacak mı? Bu çok karışık bir şey. Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncularla ilgili var hakemi daha önce uyarı yapıyordu. El izle diye. Şimdi diyecek ki ihlal var tekrar. Atış tekrar edecek. Yeni kurala göre gol sevinçleri de kaybeden zamana eklenecek. Yani 90 artı 20'lere hazır olun. Fener atana kadar. Bunu söyleyenler gerçekten hiç, kafa hiç basmıyor. Ulan Galatasaray'da da aynı olacak. Fener'de de Beşiktaş'ta da Trabzon'da da aynı olacak. Yani çalınan dakikalar eklenecek. Fenerbahçe dün Rade Kurnic için satın alma opsiyonu bir teklif sunmuş. Milan reddetmiş. 8 milyon euro önermişiz. Milan 12 istemiş. Bu haber doğru değil. Şimdi bakın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hocam geç kalmıyor muyuz? Arkadaşlar. Cengiz için 15 istiyorlar. Dominguez için 13 artı bon servi, yani bonus istiyorlar. 15 diyelim 30. Ekambi bir 5 maaş istiyor. Livakovic için 10 istiyorlar. Ya şu Uğur'cuğumunu paylaşmış sevgili Uğur'a selamlar olsun. Uğur haklı. Sadece şu 4 oyuncu için vereceğim para sattığım paradan daha fazla neredeyse. Ya pazarlık illaki yapılacak. Anlamıyorum arkadaşlar. Siz evinize bir şey alırken bodoslama gidip direkt mi alıyorsunuz? Ya çarşıdasınız ne alacaksınız? Ekmek. Ekmek Kayseri'de 5 lira mesela. Sizin orada kaç lira? 10 lira. Ekmek aldınız iki tane. Dükkan sahibi 200 lira dedi. Aptal gibi gidip 200 lira veriyor musunuz? Hesabını mı soruyorsunuz? Arkadaş neyin 200 lirası ekmek? 5 lira değil mi? 2 tane ekmek 10 lira yapmıyor mu? Neyin 200 lirası demiyor musunuz? Gerçek hayatta demiyorsanız siz salaksınız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Düzme salaksınız. Yani kusura bakmayın bu gerçeği hayatınızda ilk defa birisi yüzünüze söylemiş olacak ama gerçekte salaksınız yani. Lan bahsettiğin 50 lira, 100 lira, 200 lira. Bu adam milyon eurolardan bahsediyor. Hayatınız boyunca mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Hayatım boyunca 1 milyon euro kazanacağıma inanmıyorum. 30 milyon TL. Ha tabi euro değişir. Paranın hükmü iyice gider. O ayrı mesele ama şu anki konjektüre göre diyorum. Ben 30 milyon euro 30 milyon TL'ye kazanacağıma inanmıyorum. Hayatım boyunca. İnanmıyorum. Olmaz. Ha Cenab-ı Allah'ın hazinesi sonsuz ilimi isteyene zenginliği istediğime veririm diyor. Hiç belli olmaz. Bir bakarsın sabahleyin bir kalkmışsın. 3,5 milyon olmuş kanal abone sayısı. Orada bir yazıyor işte. Bu ayki hesap 30 milyon TL. Al Mustafa Hoca bak lafını yedirirler. Diyebilirsiniz ben bir şey diyemem ona. Ama olacak şey var, olmayacak şey var. 15 Cengiz'e vereceğini 15'i 8'e düşür. 7 milyon euro. Çarp 30'dan 210 milyon TL. Olay mı lan? 15 Dominguez'e istediler. 8'e de 10 aldığını düşün. 210 milyon TL oradan. 420. Livakovic'i 10'a alacağına 7'ye al. 3 kere 3 9 oradan. 90 oradan. 810 milyon TL yaptı. Ekambi'ye 5 maaş vereceğini 2 ver. 3 kere 2 3 kere 3 9 doğrudan 9 kere 3 27. Yaklaşık 850 milyon TL kâra geçeceksin. Bu kulübün toplam borcu 5 milyar. Yani hemen hemen 6'da 1 parasından kâra geçeceksin. Ve Ali Koç'un yoğurt yiyişi şöyle. Bu bilmem ne yiyişi böyle. Kendinize macera arıyorsunuz. Sosyal medya ergenleri olarak. Mecbur. Ali Koç benim paramı çarçur edemez. Ben devlet yetkililerine söylüyorum mesela. Ya alınan vergilerle iş sahası oluşturulsun alınan vergilerle millet bahçesi yapılsın. Alınan vergilerle işte sokak lambaları temiz tazelensin, düzeltilsin. <laughs> Ama bunlara zarar veren de cezaevine atılsın. Benim paramla yapılıyor. Şimdi çok güzel bir yazarın bir sözü var. Diyor ki maaşınıza diyor. Misal veriyorum 20 bin lira maaş alıyorsunuz. Siz hiç görmeden 6 bin lira verginiz kesiliyor. Devlet size dese ki al şu 26 bin lirayı. 5 gün sonra da 6 bin lirasını bana geri ver. Şu hesaba yatır dese. Vergi olarak dese. İnanın diyor her kuruşun hesabını sorarsınız. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Sokağa tükürenlere şikayetçi oluyoruz değil mi? Devlet bir ay şu dediğimi yapsın. Hatta bir yıl yapsın. Bir kişi sokağa tüküremez. Bir kişi orman yangını yapamaz. Bir kişi devlet malına zarar veremez. Bir kişi lambayı açıkken açık bırakamaz. Bir kişi metrobüslere şuna buna zarar veremez. Toplum gebertir onu. Ne oluyor lan sen benim vergimden ne yapıyorsun? Der. Şimdi görmediği için demiyor. İşte Fenerbahçe taraftar da şimdi görmediği için demiyor. Bütün Fenerbahçelilerden adam başı biner lira para toplanılsın. 30 milyon Fenerbahçeli var diyoruz. 30 milyar TL. Hadi. Kulübün borcu kapansın. Kapanır. 25 milyar lirayla da Neymar alınsın. De Bruyne alınsın. Hadi bu ürün yapalım. Yapmazsınız. Buyurun yapalım. Vallahi buyurun yapalım. Sponsor sonuçta. Sponsor 12 numara adlı bir şey. Yani 12 olsun. Sponsorun adı 12 olsun. Kadıköy Sokak olsun. Sponsorun adı. Adam başı birer bin lira para verelim. 30 milyar. 30 milyar TL kulübün kazasına girsin. 6 ile borcumuzu kapatsın. sıfır borç kalsın. bir 2 milyar lirayla da yıllık ücretler karşılansın. 3 milyar lira olsun yıllık ücretler. Neymar alalım. Ne lan? Tadiç kim? Neymar'ı getirelim. Vallahi bak. Gönderelim. Edince kokim gönderelim. Erling kalantı alalım. Bu kadar milyar lirayla bence çok iyi. Çok güzel iş yapılır. Hadi buyurun. Değil mi? Eğer bu para cebinizden gitse kafayı yersiniz. O yüzden ben Ali Koç için şunu söylüyorum. Allah yardımcısı olsun. Bir kardeşimiz diyor ki Ali Koç'u eleştirenlere Fenerbahçe düşmanı diyorsun. Ali Koç'u eleştirenlere demiyorum. Şimdiden istifa diyenlere Fenerbahçe düşmanı diyorum. Ben de eleştiriyorum Ali Koç'u. 5 senedir sıfır başarı. Türkiye Kupası'nı aldık ya hocam. Geçiniz. Sıfır başarı. 5 yıldızlı forma çıkarıp yıldızı çıkarıyorsan başarısızlıktır. Odri meydan deyip yapamıyorsan başarısızlıktır. Rakibin Alaverayla dalaverayla şampiyon yapılıyorsa sen orada oturuyorsan başarısızlıktır. Fenerbahçeli Cumhurbaşkanından hiçbir şey alamıyorsan başarısızlıktır. Anlatabiliyor muyum? Ama sezon başladı. Başkan adayı yok. Olağanüstü kongreye gitse çıkacak aday yok. Mecburuz. Mecburuz abi. Ağustos bir hani Ağustos'un ortasına geldik. Ağustos bak Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ı saymıyorum. 8 ay. 8 ay sabredeceksiniz. Mayıs ayında Fenerbahçe'nin durumuna göre o zaman konuşun. Hocam takım kötüye giderse ben yine istifa ederim. Takım kötüye giderse zaten demezseniz Fenerbahçeli değilsiniz. Ama iyi bir takım kuruluyor. Bir planlama yapılıyor. Planlama çerçevesinde ra rakibimmiş. Siz bak Ali Koç değil. Fenerbahçe'nin başkanı şu anda Aziz Yıldırım olsaydı Galatasaray TT'yi aldı diye yine Aziz Yıldırım istifa derdiniz. Sizin düşmanlığınız Ali Koç'a değil. Siz Galatasaray hayranısınız. Siz rakibin transferini büyütmeyi çok seviyorsunuz. Sıkıntı sizde Ali Koç değil. Ya Fenerbahçe'nin maçında Ali Koç değil. Saadettin Saran olsun. Desin ki arkadaşlar ben kıran kırana pazarlık yapacağım. Gerekirse son gün alacağım ama alacağım dese. Tahammül edemezsiniz. Biraz da hatayı kendimizde arayalım olur mu? İzlediğiniz için, tahammül ettiğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler.